Melih Altınok. Evet, bir kez daha kayıtlara geçti. Topunuz katilsiniz. Diyarbakır Valiliği, Bağlar'da 11 vatandaşın şehit olduğu terör saldırısının failin kimliği de dahil tüm ayrıntılarını açıkladı. Telsiz konuşmalarına kadar her şey gün gibi ortadaydı. Evet, katil yine uşak çıkmıştı. PKK PKK'nın kanla verdiği mesaj aylardır haklarında yargısal süreç başlatılırsa ortalığı karıştıracaklarını söyleyen HDP'li yöneticilerin tehditleriyle de uyumluydu saldırıdan hemen sonraki gün kayıtlara geçmesi için bu kibirli mesajı yazımın başlığına aldım kayıtlara geçsin HDP'liler ifadeye çağrıldı diye PKK 9 vatandaşı öldürdü çünkü saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan tablo PKK'nın imajı için felaketti. Bu yüzden hemen en iyi bildikleri işe soyundular. Kafaları karıştırmak için manipülasyona başladılar. Kurdukları internet sitelerinden yabancı ajanslara biz yapmadık mı ki yaptı mesajları attılar. O mecralarda haberi tüm dünyaya saldırıyı IŞİD üstlendiği iddia ediliyor şeklinde geçtiler. PKK'lı troller hafta sonu sosyal medyada bu saçmalıkla örgütlerini savunmaya çalıştılar. Her zaman olduğu gibi içi ülkelerine ve aslında kendilerine karşı nefretle dolmuş zoraki yurttaşların desteği de gecikmedi elbette. Dün gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Kanlı saldırıyı PKK'nın TAK isimli kolu üstlendi. Hakikaten merak ediyorum. Türk devletinin değil, IŞİD ya da PKK gibi terörist organizasyonların açıklamalarına itibar edip günlerdir bu ülkenin yurtsever halkına, gazetecilerine ettikleri hakaretleri nerelerinde saklayacaklar acaba? Bizler hadi neyse, onlar adına rezilliklerinden utanmayı bile bıraktık. Ama aynaya ya da sevdiklerinin evlatlarının yüzüne baktıklarında, politik bir kibir uğruna çocukları öldüren katillere kol kanat yerdikleri hiç mi gelemeyecek akıllarına? Allah gerçekten sabır versin. Ölüyü diriyi geçtiler, gözü dışarıya diktiler. PKK sadece Temmuz 2015'ten bu yana 787 güvenlik görevlisi... 312 sivil vatandaşımızı şehit etti. Ülke genelinde yarattığı psikolojik travmanın sayılarla tarifi ise imkansız. Bu bilançonun üzerine aklını, vicdanını, kinine ve kibrine teslim etmeyenler haricinde içeride kimseyi kandıramayacağını anlayan PKK rotayı hepten dışarıya kırdı. Kandil'in yasal partilerinin, medyalarının, destekçilerinin ez cümle. Bizim anti emperyalistlerin artık kanalize oldukları tek bir çıkış yolu var. Amerika'yı, NATO'yu ya da AB'yi Türkiye'ye müdahale etmeye ikna etmek. Tıpkı yüzyılın başındaki Kurtuluş Savaşı'nda bu halk bağımsızlık mücadelesi verirken manda için çalışan uşaklar gibi. Ama geçti o günler. Artık bu ülkenin başında halkının onurunu kollayanlar var. Batı tak deyince şak diye yapanların devri kapandı. Kürtlere hakaret etmeyi bırakın tırşıkçılar. Yıllardır milyonlarca Kürdü aynı topraklarda yaşadıkları kardeşlerinin gözünde kriminalize etmek için dişlerini tırnaklarına takıp çalışıyorlar. Acılı Kürtlerin çocuklarını ölmeye öldürmeye gönderiyorlar. İnsanların hayatlarını kaydırıyorlar. Yetmiyor. Varını yoğunu aldıkları insanlara seçmenler ağız dolusu hakaretler ediyorlar. Tıpkı siniriyle meşhur HDP'li Hasip Kaplan'ın Pekaka'nın sokak çağrılarına itibar etmeyen, emrini dinlemeyen Kürtlere seslendiği gibi. Kürdün yavşağına, iktidar uşağına, tırsıkçısına yazıklar olsun, keklik soylulara... Ne kadar ayıp. Bu arada Kaplan'ın sarf ettiği tırşıkçı, Kürtçe önüne yem atanın uşağı olan anlamına geliyor. E tırşıkçılığın kıt kanaat geçinen onurlu Kürt vatandaşlarımıza değil, İstanbul adalarındaki lüks villalarında Kürtlere rağmen Kürtçülük oylayanlara yakıştığı ortada değil mi? Melih Altınok, Sabah.